Merhaba arkadaşlar, ben Kudret. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde Akweb firmasının Mike Webster ile beraber yapmış olduğu Integra ETA Dual versiyonu var. Bildiğiniz üzere gayet tutulmuştu Integra ETA Single versiyonu. Bugün elimde Dual versiyonu var. Stainless'li SS bir rengeme yüzü arkadaşlar bendeki şu anda. Şöyle içerisinde arkadaşlar bir adet RTA, bubble camımız, alien screw, anahtarlarımız, pamuk, coil, kullanıcı kılavuzu, garanti kartı ve bir adet de anahtarımız bulunmaktadır. Şu şekilde isterseniz açalım. Normal klasik bir kutulama olmuş. Şu şekilde kullanıcı kılavuzumuz var. Buradan drip tipi hava kanalını, camını bu şekilde bakabilirsiniz isterseniz. Şu şekilde yedeklerinin içinde bir adet pamuk, iki adet coil ve birkaç tane O-ring ile beraber birkaç tane vida var arkadaşlar. Şöyle bir adet garanti kartı, bizim ülkemize geçerli olmadığı için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar, atomizerin kendisi 26 mm bir atomizer arkadaşlar. Yani 25'lik modlar için pek uygun bir atomizer değil. Şöyle normal klas camıyla beraber 4.2 ml likit alıyor. Bubble camıyla ise 5.8 ml likit alıyor. Gayet yeterli bir hazneye sahip. Şu şekilde bir adet telimizi kesmemiz için dekimizdeki yere şöyle bir parça koymuşlar. Gayet güzel düşünülmüş bir olay. Şöyle şunu kaldıralım. Şu şekilde 26 mm gayet etli bir atomizer arkadaşlar. Görüntüsü olsun gerçekten güzel. Şöyle şurada çentikli bir hal yapmışlar. Likit dolum yeri için. Bazen pek olmuyor da, yani acelede veya iş yerine gittiğinizde biraz sıkıntı çıkarabilir sizlere. Kayıyor çünkü elinizde. Yani şöyle yarım çevirdiğimiz anda açılıyor. Şu anki yani popüler olan bir olay. Yarım çevir açılma. Şöyle 810 drip tip arkadaşlar. İstediğiniz 810 drip tip burada kullanabilirsiniz. Maalesef o-ring yok burada. Ona göre kendi o-ringlerinizi seçersiniz. İçerisinden yedek o-ring veya 510 adaptörü çıkmıyor arkadaşlar. Şu şekilde gayet geniş likit dolumu yerleri. Şöyle hava kanalı üstten. Yani Integra ETA'dan hatırlayacağınız üzere üstten hava kanallı. Yani akıtma sorunu olmayacaktır bu atomizerde sizleri kullanırken. Şu şekilde alt tarafında alien anahtarıyla açılabilen 5 zon var arkadaşlar. Niye bu şekilde yaparlar bilmiyorum ama yani normal spring bir yaylı bir olay koysalar benim için daha hoşuma gidecekti. Şu şekilde bendeki 1448 no'lu atomizeri Mike Webbs çöpe atılmaz sertifika olarak. Şöyle dekine gelecek olursak gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. Şöyle içerisi, bacanın içi. Bazı benim izlediğim videolarda gördüğüm kadarıyla şu parça biraz oynayabiliyor, ses çıkarabiliyor. Pek fazla değil ama biraz bir ses yapma olayı var şu parçanın. Ama rahatsız edici bir hali yok. Bacanın üzerinde şu şekilde Integra Dual olarak görüyorsunuz. Şöyle deck kısmına gelecek olursak Postless deck arkadaşlar. Üstten hava kanalı demiştim. Şuradan tellerden havalarla beraber buradan çıkaraktan şuradaki parçaya havaya girerek buradan havayı alıyor arkadaşlar. Şöyle gayet güzel bir kurulumu var. Tellemesi çok basit. Dediğim gibi şu parçayla kestim ben tellerimi. Bu parçayla kestikten sonra uçlarından çok hafif aldım. Çünkü biraz daha yukarıda duruyordu bu teller. Şu şekilde şurada duruyordu. Şöyle şu bölgelerde falan. Ben biraz daha keserekten daha biraz daha aşağı indirdim. Böyle daha güzel bir aroma aldığımı düşünüyorum. Şu şekilde. Şöyle 3 milimetreden büyük atomize tellerinizi hacmi tavsiye edilmez arkadaşlar. 3 milimetre gayet iyidir. Onun için 3 milimetre yapmanızı tavsiye ederim. Ben bugün bubble camı takacağım. 5.8 ml likit kapasiteli. Şöyle şunları kaldıralım. İsterseniz bir pamuklamasına geçelim. Şöyle minikinin üzerine takalım. Şöyle isterseniz bir de şunu da göstereyim. Double barrel versiyon 3, 25 milimetre bir deke sahip, dek bölümüne sahip, yani hacim büyüklüğü modun. Bunun üzerinde biraz sırıtıyor. Hele ki bir de farklı renk olduğu için şöyle şu şekilde görebiliyor musunuz? Şöyle biraz sarkma, dışa taşma yapıyor 26 milimetre. Bu versiyon 3'ler 25 milimetre olarak geldi arkadaşlar. Bunun da yakında videosunu çekerim. İsterseniz siz de yorumlara yazabilirsiniz. Çekeyim mi çekmem istemezseniz. Şöyle arkadaşlar, vidalarımız alyan. Yani keşke şu vidaların alyan yerine normal düz tornavida yapsalar.
çok çok daha iyi olacakmış. Şöyle isterseniz bir sarımına geçelim. Şöyle 0-11 rom alıyorum arkadaşlar. Dellerimizin ısınmasını bir bakalım. Şu biraz daha geç ısınıyor. Aynen, gayet ideal. İsterseniz ben sizi bir saniye bekleteyim. Telimiz soğusun. Tekrar pamuğu sararız. Şöyle telim soğudu arkadaşlar. Sizi bekletme macera o videoyu durdurdum. Yani daha sonra yorumlara yazmazsınız artık telin soğumasını beklemiyor musun diye. Şöyle gayet yeterlidir. Şöyle biraz tiftikledik mi likit besleme daha bir sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar post destek olduğu için şu bölgede görüyorsunuz. Şöyle şu alt tarafında likitin dolum yeri. O delikleri kapattığımız anda çok fazla sıkı bir pamuklama yapmanıza gerek yok. Şöyle şu şekilde kestiğim anda gayet yeterlidir. Göz kararı kesiyorum. Herhangi bir yerden bir hiza falan almıyorum. Ona göre tekrardan kesebilirim istersem. Yani şu anda bu gayet yeterli. Şu O-ring arkadaşlar ilk geldiğinde atomizer cama yapışık olarak geliyor. Ben camı değiştirdiğim için şu anda maalesef O-ring oradan çıkarttım. Şuradan durmasına dikkat edin. Yoksa yani akıtmaz dediğiniz atomizerler akıtabilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bu O-ring'in orada olmasına. Yani ilk aldığınız O-ring orada değildir. Camın alt tarafına yapışmış halde geliyor. Ona göre bakarsınız atomizeri aldığınızda. Daha sonra akıtma yapar O-ringler orada olmazsa. Yani şöyle gayet yeterlidir arkadaşlar. Çok fazla da sıkı bir şey yapmamıza gerek yok. Bugün kendi yaptığım likitleri kullanacağım. Maalesef ülkemizde satılmıyor. Keşke satılsa. Drip Hex mango aroması. Şuradaki 250 ml'lik şişede satılıyor. İngiltere bazlı. Maalesef Türkiye'de satılmıyor bunlar. Aynen. Şöyle. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir görüntüsü var. Şöyle doldurun. Dediğim gibi 5,8 ml alıyor likit haznesi. Yani gayet yeterlidir. Ortalama 2 günü çıkaracak şekilde. Ya tabi bu size bağlı. Ne kadar içtiniz, ne kadar içmediniz de. Şöyle isterseniz bir buharlamaya geçelim. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sarımız yaptık. Pamuklamamız yaptık. Likidi doldurduk. Görüntüsü şu şekilde. Asmolus versiyon 2 ile. Biraz temizlemem lazım modu. Kirlendi. Normal RAW modeli. Şöyle görüntü bu şekilde. 0.11 ohm alıyorum. 74.5 wattta. Veya şöyle yapayım. Biraz düşüreceğim wattı. Şöyle bir 65 watt'a kadar indireceğim. Şurada 65 watt'ta arkadaşlar. Hava kanalı tamamen açık. Şöyle bir buharlayalım. Biraz yükselteceğim. Evet, 70 watt'a getirdim. Evet, şöyle hafif hava kanalını şöyle kapattım. Çift tarafta hava kanalı arkadaşlar. Şöyle hafif yarım kapalı olarak çekiyorum. Böyle biraz daha boğuyor. Açıkken benim için daha iyi. Evet arkadaşlar, atomizerin kurulumu bu şekilde. Gerçekten çok kolay bir kurulum var atomizerin. Benim çok beğendim. Yani Integra RTI bilenler biliyor zaten. Bayağı bir tutuldu. Çok sevildi. Güzel aroması, buharı vardı. Biraz sıkı bir atomizerdi. Ve bunu da biraz açmışlar olayı.
Yani şöyle bir şey var. Eğer ki bu coil'i 3 milimetre yerine 2,5 milimetreye sararsanız orada daha fazla bir geniş alan olacağı için biraz daha şöyle söyleyeyim, rahat bir çekim yapabilirsiniz. 2,5 milimetrede ben denedim, gayet güzeldi ama 3 milimetreye daha çok sevdim ben. Ve aromayı gerçekten çok güzel alıyorum arkadaşlar. Yani olmazsa olmaz bir atomizer değil ama güzel, sizi üzmeyecek bir atomizer. Ha, bu arada söyleyeyim, bu benim kanalımdaki ilk sponsorluk atomizerim. Aquavape gönderdi bunu bana. Bunların buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi gayet güzel düşünülmüş. Şöyle bir eksikleri var içinde. Yani yedek drip tip olsa çok daha iyi olacakmış atomizerde. Yani gönderdikleri 510 drip tip parçası veya 810 drip tip koysalar çok daha güzel olacakmış. Yok, yapacak bir şey yok bunda. Ve şöyle bir şey, 26 milimetre olması biraz çoğu modumuzda kullanırken biraz sıkıntı yaratabilir ama yani şöyle dediğim gibi Asmodus'ta görüyorsunuz 0'a 0 olarak duruyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan görüntü olarak gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani biraz Zeus X'e benzetmeye çalışılmış atomizer. Yani buhar performansı çok, yani sıcak bir buhar veriyor arkadaşlar. Ve aroma performansı gerçekten yeterli. Yani sizi üzmeyecek ama olmazsa olmaz bir atomizer de değil. Yani benim illaki Integra Dual'ı almam gerekiyor diyebileceğiniz bir atomizer değil. Ama alırsanız da sizi aroma ve buhar performansına kesinlikle üzmez. Yani bu atomizer diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer ki düşünürseniz güzel bir atomizer olmuş. İsterseniz bir daha buharlayalım ve videonun sonuna gelelim. Yani gördüğünüz buhar performansı gerçekten çok iyi. Aroma sıcak. Ben sıcak buhar sevdiğim için benim için gerçekten çok güzel. Benim hoşuma gitti. Şu an ben içinde mango, naneli mango içiyorum ve mangoyu ve nane tadını hele ki çok çok güzel alıyorum. Yani üzmeyecek bir atomizer olmuş arkadaşlar. Tavsiye ederim herkese. Beni beğendiyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.